Merhaba Dino Güvercin TV izleyicileri. Bugün Aydın Didim'deyiz. Didim'de Serhat arkadaşımızın misafiri olduk. Birlikte kuşçuluk yaptık, kuş uçurduk, sohbet ettik. Şimdi çok güzel bir röportaj sizleri bekliyor. Kendisi kaptanlık yapıyor. Dünyanın dörtte üçünü gezmiş. Yunanistan'a gitmiş, Yunanistan adalarına gitmiş, orada kuş seyretmiş. Oradan kuş almış, kuş edinmiş. İleriki sohbetimizde bundan da bahsedecek. Merhaba Serhat. Merhaba Murat'cığım. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Seni de burada gördük. Sevindik, mutlu olduk. Hoş geldin. Bir kendini tanıtır mısın şöyle kısaca, izleyicilerimiz seni tanısın. Benim ismim Serhat. Uzak yol gemi kaptanıyım. Şu an Didim'de yaşıyorum. 36 yaşındayım. Bizde dönekçilik ata sporu. Evde gözümüzü açtığımdan beri hani dönek her zaman vardı. Muhtemelen de ben mezara girene kadar da olmaya devam edecek. İzmir'de doğdun. İzmir'de. Evet, doğru. Bucalıyız. Bucalısın. Aynen. Orada dönük güvercinle tanıştım. Evet, aynen. Aynı şekilde babadan, amcalardan, dededen. O şekilde gözümüzü açtığımızda hep vardı evin içindeymiş. Hala da var. Olmaya da devam ediyor. Şimdi İzmir'de Bucada besliyordun ilk. Evet, doğru. Eskilerin tabiriyle Sıçanköy'de. Evkabir'de besledik. Gürçeşme'de besledik. Sıçanköy'de besledik. Karacaağaç'ta besledik. Kahramanlar'da zaten salmalarım vardı yıllardır, Mustafa amcamla. O aşağı yukarı nereden baksan 50 senedir orada. Orada da kuşlarımız vardı, devam ediyordu ki hala da var. Bu şekilde. Babadan bahsetmiştik. Kuşçu. Aynen. Babam da kuşçu, amcalar da kuşçu. İsmini söylersen. Gültekin. Babamın adı. Amcam var Gürbüz. O şeyde, çam dibinde. Mustafa amcam var. O Alsancak'ta, Kahramanlar'da. Hemen Tikbeşli Mehmet'in sokağında, Murtakya'ya girerken o da. Bu şekilde. O zaman kuşlarını anlatacak olursam, sohbetimizde çok eskiden beri kuş beslediğini, o dönemin kuşlarını da izlediğini, onlara vakıf olduğunu söylemiştin. Onlardan biraz bahseder misin? Bahsedelim. Yani eski beslediğimiz kuşlar, onlar daha farklı yapıdaki güvercinlerdi. Genelde çoğu zaten kara kanat ağırlıklı kuşlardı. Bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Biz kendimiz uçururken de ya da bir yere misafir olduğumuzda da dönek güvercini uçurduğun zaman gözüne dönmesi gerekirdi. Yani görüş açında olması gerekirdi. Şimdi ben birçok yerde görüyorum. Çok kuşları yükseltiyorlar, çok yüksekten pırıltı atıyorlar vesaire. Ama eskiden bunların hiçbiri bu şekilde değildi. Kuşu görüş açına alırdın, gözün görebileceği şekilde. Sonuçta bu bir şov işi. Yani gözün görebileceği mesafeden uçurulurdu kuşlar. Ve böyleydi. Kara kanatı ağırlıklı kuşlar. Bonkörlükleri biraz daha fazlaydı o kuşların. Tam kapalı veya kapalıya yakın şekilde dönen kuşlar. Bir de karası bol kuşlardı. Bu kadar beyazı bol kuşlar yoktu. Ha, tabii ki vardı ama bugünkü kadar çok değildi. Genelde biz bakardık hep eskiden kuşlara. Hani tabiri caizse kuş kıçına kadar kara derdik. Ve dönüş yaptığı zaman simsiyah bir gülle gibi olurdu kuşlar. Ama gel gelelim, şimdi muhafaza edenler vardır, edemeyenler vardır. Kuşların renkleri de artık değişmeye, yozlaşmaya başladı. Ama eskiden bu şekildeydi. Dönek güvercinini seyretmek için Türkiye dışında gittiğin, seyahat ettiğin ziyaretleri anlatır mısın? Anlatayım. Yunanistan'da çok ziyarette bulundum. Özellikle Kios Adası'ndan, Sakız Adası'ndan 2005 senesinde Alim amca var. Orada yaşayıp ikamet ediyor. Türkiye'ye gelmiyor. Kendisi Türk ama orada, yani ataları bütün hep oradaymış, orada kalmışlar. Kios'ta bir ziyaretimde onunla tanışma fırsatı buldum. Zaten yaşı da çoktu. Onun kuşlarından da aldım getirdim. Hatta Çeşme'de ilk Ovacık köye indirdik. O zaman Dalyanköy'de motor yatta çalışıyordum. Motor yatta kaptanlık yapıyordum. Motor yatla getirdim kuşları. Bunun dışında Hırvatistan'da izledim. Hırvatistan'da da şey diyebilirler, belki gören olmuştur olmamıştır. Hırvatistan'da da dönek var. Genellikle tek renk dönekler var. Düz pallar, düz araplar, işte maviler, çakallar, bu şekilde.
Onların dönüş stilleri biraz daha farklı. Genelde omuz dönüşü yapıp uzun mesafe gidiyorlar. Pek kuyruk kullanmıyor kuşlar. Ama orada da var. Orada da kuş izledim. Fakat Yunanistan tabii daha farklı bu konuda. Yunanistan bizim beslediğimiz kuşlarla aynı kuşları, ortak kuşları bakıyoruz. Bunların içinde paçalıları da var, paçasız olanları da var. Ben paçalı da izledim orada, paçasız da izledim. Paçalılar da orada iki gruba ayrılıyor. Şimdi paçalılarda da mesela aynı bizim paçasızların karşıdan yaptığı dönüşü yapabilen güvercinler de var. Bir de topka diye tabir ettiğimiz 90'dan böyle kopup gelip aşağıya artık çakılacak derecede gelip dönen kuşlar da var. Onlar da kendi içinde iki ırka ayrılıyor. Ama Yunanistan'daki kuşlarla bizim burada beslediğimiz kuşlar aslında ortak. Aynı son. Yani geçmişleri aynı bu kuşlar. Paçasızlı. Paçasızlar için soruyorum. Evet. Zaten benim oradan getirdiğim kuşların hepsi paçasızlı. Hepsi paçasızlı kuşlar. Oradan getirdiğin kuşlarda seni dönek anlamında doyurdu mu? Yani istediğin kuşlar mıydı? Fazlasıyla doyurdu. 28 tane kuş getirdim. 28'in 28'i de hazır kıta dönen hayvanlardı. İçlerinde sadece bir tane erkeğin kanadı sakattı. O uçmadı. Hani onu görme şansımız olmadı. Ama diğerlerinin hepsi nizami dönen kuşlardı. Hele ki hiç unutmam, bir tane soda şişesi kadar ufacık bir erkek vardı. Yani hayvan her havasında, her pırıltıya nizami istisnasız tam kapalı böyle dört dörtlük dönüş yapıyor. O kuş da Buca'da kayboldu. Kuşları didime, o kuşları didime getirdin değil mi? Yani burada besledin. Yok, o kuşları didime getirmedim. O kuşlardan en son kalan bir erkekten üretim yaptım o dönemde. Sonra 23 tane olarak onları buraya didime getirdim. Birini İzmir'e geri gönderdim. Bir tane Şahin aldı. 21 tane burada o kuşlardan besledim. 9 tanesini de hazır uçup döndürdüğüm kuştu. Yani burada. Fakat biliyorsun sonra salmadan bir hastalık bulaştırdık kendimize. İzmir'den getirdiğin kuşlardan. Aynen. İzmir'den getirdiğimiz kuşlardan. Her gün birer birer götürdük. Çöpe atmak zorunda kaldık. Hatta ben bu kümesin içine tabure koyup oturup böyle başlarında gece 2-3'e kadar ilaç verip başlarında beklediğimi bilirim yani. O kuşlardan da şu an elimizde bir tek bu erkek kaldı. Bak suluğun başında. O kuşların soyundan. 5,5 yaşında o erkek. Bir tek o bu erkek kaldı. Şimdi diğer kuşlar da biliyorsun 16 yaşında bizim bir pal erkek var burada, asıl damızlık. O Mustafa amcamdan getirdiğim. Çok eski kaldı. Artık onları aralarında çapraz yaparak yeniden aynı seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Ama hemen hemen aynı seviyeyi yakaladım gibi bir belki böyle bir dönem sonra tam böyle istediğim gibi daha iyi olacak. Bakımla ilgili, hastalıklarla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledin. Evet, doğru. Bunlarla ilgili birazcık bir şeyler paylaşır mısın? Şimdi güvercinde önemli olan öncelikle kuşu hasta etmemek. Zaten bu herkesin söylediği, genel bilinen bir şey. Güvercinlerde özellikle mantar ve bakteri hastalıkları çok böyle hassas. Yani en ufak bir şeyde siz farkında olmadan bile bulaştığında hemen kuşları telef ediyor. Bu sebeple aşılama önemli. Aşı yapan var, yapmayan var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de de öyle çok orijinal aşı yok. En bilinen, genel kullanılan bir Nobilis var. Aşılamayı yapacaksınız. Aşılamanın dışında kümesin havalandırması çok önemli. Kümeslerin temizliği çok önemli. Bazı insanlarda ben duyuyorum işte ya temizlik yapmaya gerek yok. Seneden seneye temizlik yapalım. İşte hastalığı kaldırmayalım vesaire. Böyle bir şey yok. Mümkün mertebe olabildiğince kümesleri temiz tutmak lazım. Bir de kümesin büyüklüğüne göre kuş sayısı çok önemli. Dışarıdan kuş alışverişi yaptığınızda direktman kümese koymak da iyi bir şey değil. Bunlara çok dikkat ve özen göstermek lazım. Mesela şey de diyorlar, güvercine işte antibiyotik vermek iyi değildir vesaire. Şimdi bu bakteri hastalıkları öyle lanet bir şeydir ki, yani mutlaka yeri geldiğinde antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun için ne olabilir? Mesela en temel amoksisilin. Her güvercin besleyen insanın elinin altında amoksisilin olması lazım. Amoksisilin temin edemiyorsanız tetrasiklin grubu antibiyotiklerden yararlanabilirsiniz. Bunların beşeri eczane olanları da var, veteriner tipi olanları da var. Hangisini elde edebilirlerse bu grup antibiyotikleri elde her zaman bulundurmak lazım.
Şimdi havalar sıcak oluyor mesela, havalar ısınmaya başladığında hayvanlarda her zaman nefes darlığı başlıyor. Tüy mevsimi geliyor. Bunun içinde doksisiklin, o da yine bir tetrasiklin grubu bir antibiyotiktir. Fakat doksisiklin de her zaman size yardımcı olur. Hiçbir şey bilmiyorsanız eczaneden bir monodoks alarak bile aynı tedaviyi uygulamayı yapabilirsiniz. Çünkü monodoksun da etken maddesi tetrasiklin ve doksisiklindir. Ama temel olarak benim vazgeçmediğim, tek kullandığım en önemli antibiyotiğim amoksisilindir. Yani elinizin altında amoksisilin varsa her zaman iyileştirmeyi sağlarsınız. Röportajları seyrediyorsun. Dönük evet, Güvercin doğru. TV'deki röportajları. Ustalarla istişarede bulunuyoruz. Onların çok değerli bilgilerini sizlerle buluşturuyoruz. Şöyle bir bakacak olursan orada etkilendiğin, beğendiğin ve aklında kalan bir röportaj var mı? Şimdi şöyle, zaten röportaj yaptığın insanlardan birçoğu biliyorsun Buca'dan zaten. Çoğu da tanıdığımız, hepsi baba dostu olan insanlar. Orada Tarak Cemo var mesela, Cemil abi. Çok güzel bir insan, çok değerli bir ustadır. Hastaneci Kazım abi, o da öyle. Yıkamacı Zeki abi olsun. Onlar da çok değerli insanlar. Tabii eskilerden bizim tanıdığımız Fırçacı Ali abi var. Fırçacı Ali abi de aynı şekilde. Bu insanların bilgilerine, tecrübelerine güvenmek lazım. Hatta birçok yeni besleyen arkadaşın da gidip bu insanlarla tanışıp onlardan faydalanması lazım. Yani bu insanlar hepsi çok gün görmüş insanlardır. Gidip yanlarına konuştuğunuz zaman, yardım istediğiniz zaman size her zaman yardım ederler. Genç arkadaşlara da buradan şeyimiz olsun, tavsiyemiz olsun. Bu büyüklerimizden faydalansınlar. Gençlere, gençlerden bahsettik, gençler dedik. Gençler bizim değerimiz. Aynen öyle. Bu bir bayrak yarışı diyoruz. Bayrağı ileriye taşıyacak olanlar onlar. Sen şu an tam orta nesil. Evet. De bulunuyorsun. Aynen. Gençlere böyle bir şeyler söylemek ister misin bu konuyla ilgili? Geçmişte senin yaptığın hataları ya da yaptığın doğru şeyleri paylaşırsan onlarla mutlu oluruz. Şimdi söylemek isterim tabii. Şimdi tamam, genç diyoruz, ben de genç gruba dahilim. Fakat bizim bir avantajımız, biz dönek beslemeye sonradan başlamadığımız için, yani ta en ufak yaşlardan beri bunun içinde olduğumuz için biz tabii artık genç kategorisinden çıkmış oluyoruz sadece kuş anlamında. Ama bu genç arkadaşlara benim en büyük tavsiyem, gözünün gördüklerini beslesinler. Yani onun lafıyla bunun lafıyla olacak iş değil bu. Gözlerinin gördükleri, içlerine sinen, sevdikleri, hoşuna giden hayvanları beslesinler. Onlarla vakit harcasınlar. Gidip oradan onun bunun lafıyla kuş falan edinmesinler. Bu öyle yapılabilecek bir şey değil. Eşlemelerde mesela eşleme yapacakları zaman ellerinde iyi kaliteli bir kuş varsa, bir güvercin varsa, bu güvercinden mesela herhangi bir tane dişiyle yavru aldıklarında bir yavruları uçurup görsünler. Aynı zamanda yavruları baba kız şeklinde, dede torun şeklinde eşleyerek de yine bu şekilde kuş edinebilirler. Kuşlar biraz kendi kanına döner. Yani İlla elinizde iki tane iyi güvercin olacak da yavru çıkartacaksınız diye bir şey yok. Zaten iki tane iyiden iyi çıkar diye bir şey de yok. Ama eşleyerek, uçurarak, görerek. Bu dönek işi böyle biraz zahmetli bir iştir. Zaman alır. Zaman da çok değerli. Ama bu işi severek yapıyorsanız bu zamanı harcayacaksınız. Sabırlı olacaksınız. En büyük şey sabır. Yani hemen ben bundan yavru alayım, oldu oldu, olmadı bunları ayırayım, başka kuşa eş edeyim gibi şeyler yapmasınlar. Biraz sabırlı olsunlar. Çıkan yavruları da tekrar dediğim gibi baba kız, dede torun şeklinde eşleyerek biraz kuşları kendi kanlarına döndürsünler. Yani soylarını takip etsinler. Kuşları bu sefer zaten yavruları uçurdukça kuşların yapısını da tanıyacaklar. Ha, o zaman kuşlarda bir eksiklik varsa başka bir yerden daha iyi bir dişi temin ederek, araya kan girerek vesaire eksiklikler de giderilebilir. Peki bir kuşa sen ne kadar süre veriyorsun? Ben bir kuş uçmaya başladıktan sonra ilk ağız yavrusunu kusar. İlk ağız yavrusunu kustuktan sonra hal ve tavırlarında herhangi bir değişim gözlemlemezsem ben ona artık daha fazla zaman vermem. Ama belirli bir gelişme göstermeye başlarsa ikinci ağız yavrusuna kadar da beklerim.
Şimdi bazı kuşlar vardır. Özellikle eski kan kuşlar da yaş aldıkça, yıl aldıkça güzelleşir. Biz bunları defalarca yaşadık. 1 yaşındayken farklı, 2 yaşında farklı, 3 yaşında farklılık gösteren kuşlar da oldu. Yani bu o yüzden dikkat edilmesi gereken bir husus. Acele de etmemek lazım fazla. Yavruları günde kaç kere uçuruyorsun Serhat? Normalde hava şartları müsait olduğunda yeni yavruları yetiştirmek için her bir yavruya en azından sabah 5 hava, akşam 5 hava yaptırmaya çalışıyorum. Yani 5-5-10 hava yaptırıyorsun bir günde. Aynen. Yani bu döneğin sermayesi uçurmak. Bu kuşu uçurursanız güzelliklerini görürsünüz. Ama uçurmazsanız kuş gerileme yaşar. Bunu bir sporcudan da hani şey yapabilirsiniz, bir sporcuyu göz önünde alabilirsiniz. Ne kadar iyi antrenman yaparsa o kadar iyi performans verir. Güvercin de böyle. Bunlar çünkü performans kuşu. Yuvarlak tarzını değinecek olursak, senin sevdiğin yuvarlak tarzı bir anlatır mısın? Benim sevdiğim yuvarlak tarzı... Ya da bir kuş en az bu şekilde dönmelidir diyebileceğiniz tarzda bir anlatım. Şimdi genelde şöyle bir şey vardır. İnsanlar sohbet ettiklerinde her zaman ilk muhabbete başlarken mesafeyle başlarlar. Benim için mesafenin hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan dönüş kalitesi. Daire kalitesi. Ben önce daire kalitesine bakarım kuşun. Ha ondan sonra ama 2 metre döner ama 12 metre döner. Ha uzun döndüğü zaman ne olur? Bu kuşa biraz daha kalite katmış olur. Ama önce dediğim gibi yuvarlak tarzı. Yarım kapalı omuz dönüşü, burguvari dönüp de 15 metre, 20 metre dönüyorsa o kuş, yani ben ona dönüş demiyorum. Zaten benim için de hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama yarım kapalıdan başlamak üzere tam kapalıya yakın, tam kapalı şekilde 2 metre, 3 metre dönen kuş daha makbuldür. Açıya da takılmıyorum artık. Açı ama kimisi 60'dan döndürür, kimisi 70'ten, kimi 80'den, kimi tam 90'dan da pırıltı atar. Kuş doğru düzgün, tam kaliteli bir daire yaptığı sürece her zaman kabul edilir. Hep orta merkez diyoruz. Orta merkez dedikleri insanların göğüsü, yani göğüsten bahsediyorlar. Eskiden bu laflar da yoktu, topunu koydu işte şöyle böyle göğüs derdik. Göğüs merkezli dönmesi gerekir kuş. Ve mutlaka bir kere zaten olmazsa olmaz kafayı saklayacak kuş. Yani kafayı saklayacak, çelenklerini toplayacak. Bir de mümkün mertebe iyi kalite dönen kuş her zaman kuyruk kullanır. Kuyruk kullanmayan güvercin hiçbir şekilde zaten tam kapalı dönüş yapma şansı yok. Genelde omuz dönüşü yapan kuşlara dikkat ettiniz mi? Görürsünüz. Çok fazla kuyruk kullanmazlar, kullanamazlar. Hep omuzdan vurarak gider kuşlar. Ama göğüs merkezli dönüp kuyruklarını da kullandığı zaman o zaman işte o dairedir. Yani daire budur. En son daireyi ne zaman seyrettin Serhat? En son daireyi burada, hatta seninle daha önce de konuşmuştuk onu. Tam 2 sene önce gemli bir dişim var benim, o ölen kuşlarımın arasında. En son daireyi onda izledim. Yunanistan'dan getirdiğin damardan. O kuşların soyundan. Bu şekilde buradan kalkar giderdi, çok akıllı bir güvercin. En fazla böyle bir tur üstümde, iki tur üstümde direkt karşıya. Karşıda zeytin ağaçları var, bayağı biliyorsun orayı. Oraya doğru gider, karşıdan çark eder. İstisnasız söylüyorum yani 55 derecenin üzerine çıkmaz kuş böyle. Karşıdan yarı yola geldi mi koşmaya başlardı. Şurada dut ağaçları var. Dut ağaçlarını hizalardım ben. Dut ağaçlarının orada pırıltıyı atardım. Burada hemen şu mermerin üstünde açılırdı. Tam kapalı bir daire. Sanki affedersin arkasına motor takmışsın gibi. Yani şimdi anlatılıyor böyle. Bu çok farklı bir şey. Yani bunu gözünle görüp yaşaman lazım. Tam böyle ip gibi böyle sicimde geliyormuş gibi karşıya 100 yuvarlak oturtur gelirdi. İstisnasız böyle dönerdi. 2 sene önce burada. O da öldü zaten, fotoğrafını yaptırıyorum. Çerçeveleteceğim şimdi, biliyorsun onu zaten. Çok özel bir güvercindi yani. Hiç unutamayacağım bir güvercin. Aynen öyle. Unutamam, asla unutamam onu yani. Adını da Ciao Bella koymuştum onun. Çok efsane bir güvercindi. Yunanistan'da güzel kuşlar seyrettin mi? Çok güzel kuşlar izledim orada. Evet. Şeyde izledim, Selanik'te. Bir Yunan bir arkadaşın yanına gittik orada. Hatta biz orada gemiyle yanaştığımız zaman Acenta geldi. Acenta ile bir sohbet esnasında konuşurken benim telefonda ekran resmi var. Güvercin resmini görünce oradan sohbet açıldı. O da kendi de güvercin besliyormuş.
Beni götürdü sağ olsun mesaisinden sonra. Tanıştırdı orada Yunan bir arkadaşla. Onun oraya misafir oldu. Paçalı paçasız karışık besliyordu ama orada çok güzel bir tane mavi, bizim eskilerin tabiriyle ladika dediğimiz kuşa yakın renkte bir kuş döndürdü. Yani hakikaten çok iyiydi kuş. Eğer ki kontratım bitmeyecek olsa, bitecek olsaydı, yani Türkiye'ye dönüş yapacak olsaydım, inan bana kuşu satın almak isteyecektim. O kadar çok hoşuma gitmişti kuş. Fakat kontratımın başındaydı. Hayvanı da alıp 6 ay gemide gezdiremeyeceğim için o yüzden almadım ama aklımda kaldı kuş. Eğer bir daha şimdi Selanik'e gidersem mutlaka o arkadaşa ulaşmaya çalışacağım yine. Yine izlemek isteyeceğim o kuşu. Dönüş tarzı nasıldı? Dönüş tarzı aynı bizim sevdiğimiz, bizim döneklerin tarzında yüz yuvarlak dönen bir kuş. Bir de böyle çok abartmadan girişi çıkışı çok sistemli olan bir güvercinde. Erkekti o da. O çok hoşuma gitmişti benim. Ya çok böyle dönüş esnasındaki kuşun kendini böyle merkezlemesi, yani kaymadan, batmadan, gevşemeden yaptığı hareket benim çok hoşuma gitti. Hakikaten tam kapalıya yakın böyle bir dönüş yaptı hayvan. Çok hoşuma gitti. Bir de ben o eski tarz, eski renkteki kuşları sevdiğim için ekstra bir sempati duydum yani kuşa. Peki oradaki gezilerin sırasında Yunanistan'da bu kuşların, ortak beslediğimiz bu kuşların geldisiyle ilgili, geçmişiyle ilgili, tarihiyle ilgili bilgiler edindin mi? Şöyle sohbetler esnasında sordum. Onların da anlattı. Yani onlar da çok eski dönemlerden, işte benim babam da besliyordu diyen de var, İşte dedem de besliyordu diyen de var. Tam tarihini, kökenini onlar da anlatamıyor. Ama onların söylediği her zaman vardı. Yani her zaman vardı diyor bu kuşlar. Zaten yani bu dönek güvercini biliyorsun bizim Akdeniz iklimine, hani buraya, bu topraklara, Ege'ye uygun bir güvercin. Tamam Balkanlarda da var. Yani Balkanlardan tut da şu bizim yukarıdan aşağı Ege hattı, denizi gözünün önüne getirirsen sol taraf Yunanistan, sağ taraf Türkiye. Balkanlardan aşağıya kadar var. Ha, Yunanistan'ı döndükten sonra onun arkasında Hırvatistan'da, Macaristan'da da var bu kuşlar. Yok değil yani, orada da var. Hatta Malta'da bile gördüm. Malta'da şöyle gördüm. Malta'da dışarıya çıkmıştım gezmeye. Yabanilerin arasında gördüm. Yani bir tane yabanilerin arasında gördüm. Dolaştım ettim ama tabii kuş besleyenden göremedim. Orada kimseyle tanışma fırsatım olmadı. Orada bile gördüm. Acaba orada mıydı? Belki besleyen de vardır. Yoksa dışarıdan bir yerden mi geldi hayvan bilmiyorum ama vardı yabanilerin arasında. Taldan da atlayacağız. Başka bir şeyler de konuşalım. Bu kültürü yaymak, bu kültürü en değerli bir şekilde yaşamak ve yaşatmak için neler yapmalıyız sence? Ya şimdi öncelikle federasyon bu işin olmazsa olmazı. Yani bir federasyon çatısı altında bir kere toplanması lazım, bu bir. İkincisi, insanların bu işe böyle hobiden ziyade biraz spor gözüyle bakması lazım. Yani bunu bir atçılık, binicilik gibi de düşünebiliriz. Spor gözüyle bakması lazım. Ve artık bu kuşları besleyenlerin de daha profesyonel şekilde beslemesi lazım. Yani işte herkesin tabii ekonomik şartlarına uygun olacak mı olmayacak mı o da var ama mümkün mertebe herkes elinden geldiğince daha iyi kümes şartlarında, daha profesyonel, daha uygun kuş sayısıyla, daha profesyonel ilaçlarla, bakım ürünleriyle vesaire bu işi yapması lazım. Bu kültürü de başkalarına öğretirken, aşılarken doğru şekilde öğretmek lazım. Yani insanların da yanında hevesle gelen bir insanı da yanlış yönlendirmemesi gerekiyor. Belki büyükleri onlara daha önceden yapmış olabilir ama onların bunun bilincinde olup yeni yanındaki bir arkadaşına, genç bir kardeşine veya kendi çocuğuna da olabilir veya yeğenine olabilir. Doğru aktarması gerekiyor. Doğru aşılaması gerekiyor. Bu şekilde bu kültür devam eder. Bu kültür bitmez. Ha, belki kör topal devam eder. Belki çok daha ileriye gider. Umarım ki temennim odur. Daha iyi bir şekilde ileriye gider yani. Gelecek kuşaklara da böyle aktarılır. İnşallah. Biz de elimizden geldiğince bu konuda bir şeyler yapalım diyoruz yani. Bir adım atalım. Küçük bir şey de olsa bizim de katkımız, evet, olsun diyoruz. Bu şekilde kayıtlar alıyoruz. Gençlere, değerli ustalara söz veriyoruz. Arada bir kopukluk olmasın istiyoruz. Yani bir bilgi alışverişi, bir kültür alışverişi olsun istiyoruz. Usta çırak ilişkisi içerisinde dönek güvercin sevdamızı hep birlikte yaşayalım ve yaşatalım düşüncesiyle
bir çalışma yapıyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Seninle de bu şekilde tanıştık ve bir şeyler paylaştık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak camiaya bir dilek, temenni de bulunabilirsin. Bir mesaj verebilirsin. Son olarak bitirmeden önce. Aynen. Öncelikle herkese saygılar, sevgiler. Sürçülisan ettiysek de affola. Umarım ufak tefek düzgün bir şeyler anlatmışızdır. İnşallah da faydalanmak isteyen insanlar faydalanırlar. Herkes iletişime dikkat ederse camianın içinde misafirlikler, dostluklar daha güzel olur. Daha güzel de olacaktır. Zaten son zamanlarda artık herkes birbirine gidip gelmeye başladı. Güzel dostluklar kuruldu. Güzel şeyler yapıldı. İnşallah bunlar devam eder. Aynı şekilde. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Dediğim gibi herkese de selamlar, saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza Aydın'dan, Didim'den son veriyoruz Dönük Güvercin TV izleyicileri. Diğer röportajlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.